Art'ta Şükran Moral ile beraberiz. Çok gerçekten yine sıra dışı eserleriniz burada. Biraz bahseder misiniz, bu konsept nasıl oluştu? Mardin'de gerçekleşti galiba çekimler. Mardin'in köyü, evet. Keraşik köyünde gerçekleşti bu performans. Köy halkıyla birlikte. Onlar da bu işte feodal ritüelleri eleştirdiğim bir düğüne katıldılar. Yani performansın bir parçası oldular. İşte bu ritüeller mesela bir gelinin genelde beline kırmızı bir kuşak bağlanır. Bu bekaret olmanın, virgin olmanın simbolidir. Ben de bu sefer genç kocalarıma taktım bu kuşağı. İşte 17 ve 20 yaş arası kocalarım, performanstaki kocalarımdan bahsediyorum. Eşlerin demek lazım, evet. Ama yani tam bütün bu şey örümcek bağlamış artık orta çağ kafası, işte alım satım işi, bir kadını, kız çocuğunu bir obje olarak görmek. Bütün bunları eleştirdiğim tek ironi şey, tabii ironiyi koyarak eleştirdiğim bir performans bu. Orada peki oradaki köylülerin tepkileri nasıldı bu performans çekilirken? Gerçekten çok çok etkili videoda. Şaşırdılar, heyecanlandılar, evet. Yeni bir şeydi, katıldılar, güldüler. Onların hayatlarında yepyeni bir şey oldu ama sadece onların hayatlarında yeni bir şey değil. Benim de işte Türkiye'de ilk defa bir köye giderek köy halkıyla birlikte performans yaptığım bir iş bu. Sanmıyorum hani daha önce böyle bir şey de oldu mu ama önemli değil. Önemli olan benim 97'deki çizgimi devam ettirmek. Nasıl 97'de Biennale'den önce gidip genel evde performans, evet, yapmıştım hamamda. Bu aslında o çizgimin bir devamı. Burada da gittim. Mardin'in bir köyünde köylülerle birlikte onların bu işte artık çok çağ dışı kalan tabularını yıkmak üzere. Aslında kendileri bu tabuyu yıkmış oldular birazcık benle birlikte. Ufak da olsa ben buna katkıda bulundum sanırım. Evet. Yine provokatif bir çalışma yapmış oldunuz. Ne yorumlar geliyor insanlardan, burayı gezenlerden? Ya çok heyecanlı bu sanat halkı, yani sanat seyircisi çok heyecanlı yaklaştı bu işe. Gerçekten konuşmalar, tartışmalar, hatta bu videonun önünde dans edenler oldu. Gerçekten kadınlar bana sarıldılar, kız çocuklar özellikle sarılıp çok iyi yaptın. Herkes çok heyecanlı. Bu peki Mardin ayağının devamı gelecek mi? Yine Anadolu'nun bir yerine gidecek misiniz? Mutlaka kafanızda yeni projeler vardır. Her zaman olduğu gibi. Var ama top secret. Söylemiyorum. Bu peki serginin buradan sonra yurt dışı ayağı olacak mı? Bir yandan da İtalya'ya gidip geliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdiden tabii bağlantılarım var. Bağlantılarımız hazır. Herkes istiyor efendim bu işi. Sanat fuarı nasıl buldunuz peki? Birçok sanatçı burada, birçok galeri burada. Çok gezmeye zamanım olmadı ama kalitesi bence biraz daha yüksek bu sene. Kesinlikle parlak bir döneme doğru gidecek gibi geliyor bana. Çok parlak. Bakalım ama sanat tabii sanat pazarlama döneminde de bence iyi projeler çıkabilir. Yani şey değil, böyle yüzeysel değil de gerçekten çıkabilir. Bu bir fırsattır. Evet. Umarım İstanbul artık dünyanın herkesin gelmek istediği bir yer İstanbul. Düşünün, dün kimlerle karşılaştım? Bütün dünya buradaydı. Londra, Berlin, Amerika, herkesle burada karşılaştım. Hatta Japan. Çok güzel. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni projelerinizi merakla bekliyoruz. Öpücükler. Bay bay. Pir Art'ta Ahmet Güneştekin'le beraberiz. Ahmet Bey, nasıl gidiyor fuar? Daha yeni başındayız fuarın ama gerçekten çok ses getiriyor yapmış olduğunuz çalışmalar. Evet. Bildiğiniz gibi bu yıl 5.'si yapılıyor, evet. Contemporary İstanbul. 5 yıldır da katılıyorum ve 5 yıldır kişisel proje sergiler açıyorum. Tabii
Takip edenler her yıl heyecanla acaba bu sene Güneştekin ne hazırlamış diye takip edenler var bildiğiniz gibi. Evet. Bu ilgi tabi temam dinler üzerine ve inanılmaz bir ilgi var. Yani bir sürü tabi tartışma da var yapıtlarla ilgili ama bunun güzel olan tarafı olumlu olması. Olumsuzlara tabi kulak tıkıyorum, şey önemsemiyorum bile. Ama önemli olan insanların sevmesi, insanların buraya kadar gelmesi. Bu yapıt için özellikle güneşe açılan kapılar için ilk gün sadece burada bedava dağıttığımız katalog 3000'in üzerinde. Yani bu da gelen insanların yoğunluğunu gösterir daha ilk gün. Eserleriniz hem de fiyatları da çok konuşulmaya başladı. Ne diyorsunuz bu kadar çok ses getirmesine, hem fiyatı da hem de eserin kendisi de, eserlerin kendilerinde? Şimdi tabii ki aslında eserin fiyatından ziyade sanki sanatçının konuşulması gerekirdi, yapıtın konuşulması gerekirdi. Sanatla para ilişkisinin bu kadar eşdeğerde tutulması tabii ki acı. Yani sanatçının background'una bakmadan, neler yaptığına bakmadan, geçmişine bakmadan, sanki dün sanata başlamış, resme başlamış gibi lanse edilmesi, eleştirilmesi, diğer yapıtlarının 10 bin ile 100 bin dolar arasında olması ama belki bütün sanat hayatı boyunca yapacak 2-3 tane önemli başyapıttan bir tanesinin yüksek değer biçilmesi eleştiriliyor. Bu da şudur, bizim aşağılık kompleksimiz, yani Batı'da her şey yapılabiliyor da bugün bizim yaş grubunda Avrupa'da, Uzak Doğu'da hemen hemen her yerde sanatçılar bizim istediğimiz rakamların 10 katı değerle satılabiliyor. Bugün bir Çinli sanatçının da, bir İranlı sanatçının da, bir Mısırlı sanatçının da, bir İngiliz'in de, Alman'ın da bugün art price'lara baksınlar 8-10 milyon, 20 milyon, 30 milyon euroya kadar bizim yaş grubunda işleri satılan sanatçılar var. Ama biz kendimize yakıştıramıyoruz. Enteresandır. Eleştiri yapanlar da sanatçılar. Evet değil mi? Sanatçılar daha çok yani birbirini şimdi, çekemiyor burada. Şimdi, daha çok söz oluyor. Tabii ki. Ya, halbuki ben hem bu sayede konuşuluyor şu anda sanat piyasası inanılmaz bir şekilde hareketleniyor. Hem de artık bu rakamları zikretmemiz gerekiyor. Bu kompleksi üstümüzden atmamız gerekiyor. Bir sanatçı tuvalin dışına bu kadar yıl içinde nasıl yapıtların bu kadar zenginleştiğini, çeşitlendiğini bence tartışmaları gerekir. Yani sadece fiyatla tartışılması da bir acı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Get up, get up, get up.